Evet, merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir villa çekimindeyiz. Neredeyiz? Konya'nın Meram ilçesinde. Hatta Meram Yenioğlu Caddesi üzerinde. Konyalı olanlar bilirler. Meram SSK Hastanesi'nin hemen yan tarafında. Ali Bey size oraları da gösterecektir. Ben size kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Ben hemen şurada sol tarafta kısaca göstereyim. Sol tarafta Meram Eğitim Araştırma Hastanesi var. Eski adıyla SSK Hastanesi ve ana cadde üzerindeyiz. Kısaca oraya da bakalım, ondan sonra içeriye girelim. Burası tamamen müstakil bir villa. Yani şöyle gösterelim. Ana cadde üzerindeyiz. Sağ tarafımızda Meram Eğitim Araştırma. Sol tarafta da Meram Dere artık. Evet, şimdi içeriye girelim. Burası triplex bir villa. 1257 metrekare arsası var ve 600 metrekare kapalı alanı var. Yani bahçesi, peyzajı, ondan her şey sonra hazır. Sağ tarafta bekçi kulübesi, güvenlik kameraları. Bir bahçesini dolaşalım, ondan sonra içeriye aynen girelim. Evet. Daha iyi olmaz mı? Burada iki evet araçlık bir otoparkınız var. Şu şekilde geniş. Yine uzaktan geniş kumandalı. Hemen ana cadde üzerinden içeriye giriyorsunuz. Yani bahçedeki bahçe güller, düzenlemesi ağaçlar falan gerçekten de çok etkileyici. Şu dış cephesini de göstereyim ben size. Evet, burası 7-8 yıllık bir villa. Yani daha önce yapılmış. Şu an içerisi eşyalı ama eşyasıyla birlikte satılık değil. Tabii almak isteyen olursa o da yine konuşulur. Bu tarafta çim alanı, sağ tarafta barbekü yapabileceğiniz bir alan var. Onun yan tarafında da kuyusu var. Evet, yani sulama da otomatik yapılıyor. Yani çok bakımlı kiraz ağaçları var da var. Yani kirazlar da olmuş, tam mevsimi zaten. Evet, yani köpeğiniz varsa veya işte tavuk. Evet, kümes alanı. Yani küçük bir kümes bile var. Burada çok kümes da güzel alanı da var. Yani buraya da böyle bir çardak yapılmış öyle. Ya bahçe olarak da çok güzel dizaynla dekore edilmiş. Yani yağmurlu havada bile, hani bence hava soğuk otur olmadıktan sonra burada çok rahat oturup mangalını yakabilirsin. Yani çocuklar şu alanda oynayabilir. Ya bahçe ağaçlarla doldurulmamış arka bahçede. Ön bahçe evet peyzaj çalışması dolu dolu yapılmış. Ama arka bahçede de hem oyun oynayabileceğiniz hem çok rahat zaman geçirebileceğiniz çim alan olarak dizayn edilmiş. Yani hayatın büyük bir kısmı burada geçiyor. Şimdi içeriye gezince onu da anlayacaksınız, buralara da kısa kısa bakacağız. Ben yine evet bahçe, aa Kübra'nın burada sarı kirazlar da varmış. Bunları kaçırmışız. Bunu görmedim. Yani. Evet. Ya şey, biz bir ara sepetimizle gelsek de, sepetin birine kırmızı, birisine giderken de toplayıp gidelim. Ne sarı olsun kiraz. Yalnız bahçe çok güzel ya. Yani ben buraya bayıldım. Evet. Öyle söyleyeyim. Ya yan taraflarla da çam ağaçlar çok uzun olduğu için görüş tamamen kapalı. Ya işte ben çok... Ali Bey, hani siz şey diyordunuz ya, şuraya kocaman bir tane şişme havuz. Heh, aynen. İşte. Burası onun bu için alan bir alan. Çok rahat kaldırır onu. Ve tamamen senin mahrem alanın. Evet. Kimse yok. Hani diyorsunuz ya bazı videolarda, villalarda. Abi komşuya yakın. Abi komşu falan yok. Ana caddesi. Böyle kapınızı tıklayıp. Heh, evet. Şuradan da bahsedelim. Burada Kübra'nın hemen evet şuraya açarsak. Tabii doğalgazlı. Visma'nın kombisi var. Yoğuşmalı kombi var. Evin tamamı yerden ısıtmalı. E tabii aidat derdi yok. Yani çünkü evet site içerisi değil. Burada da ayrıca bir lavabo mevcut. Ayrıca bu merdiven altında da bir depolama alanı var. İşte çapaymış, evet, çekiçmiş, kürekmiş. Onları orada muhafaza edebilirsiniz. Bir de evin tamamında panjur sistemi var. Yani evet, onların ithal bir detayı bir var. Taş kullanılmış. Evet. Girişte bir korunumlu holü var.
Şöyle açıyoruz. Şuradan. Yani bu korunumlu holün de aynı şekilde girdiğim zaman sağ tarafta boydan bir vestiyer var. Ve burada giriş kapımız mevcut. Tabii çelik kapıdan içeriye giriyoruz. Çelik girince... kapı da bayağı ağır. Burada tekrar bir vestiyerimiz var. İki kapaklı, büyük. Burada bir oturma odamız var. Onun yan tarafında bir lavabomuz var. Onun yan tarafında mutfağımız var. Bir çocuk oyun odamız var. Onun yan tarafında ise kocaman bir salonumuz var. Ve yani, eşyalı olduğu için de çok zevkli. İsterseniz evet. Hemen şuradan oturma odasına bakalım. Aslında evet. Bu villa çok rahat 3-4 bölüm gider. Gider ama hızlı bir tur atacağız. Neden evet. Hızlısınız derseniz şu an hızlıyız çünkü çok fazla oda var. Villada 8 oda, 2 salon, 3 mutfak, 3 banyo, 5 adet lavabo, 3 adet kiler, 3 adet geniş teras. Yabancılar da olsaydı bütün odalarını kiraya verirlerdi. Tabii Airbnb'den kiraya verilecek bölümleri de var yani. Ayrılmış yani. Çünkü içerisinde her şey var. Evet. Şimdi burası oturma odası. Gördüğünüz gibi iki tarafta boydan yere kadar pencereleri mevcut. Yine panjur sistemi olduğu için zaten kapatabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ev sahibi de zevkli bir şekilde döşemiş. İçerisini ferah göstermiş kullandığı mobilyalarla. Tavan detayları çok güzel. Asma tavan. Onların etrafından spotlar geçiyor. Spot aydınlatmalar geçiyor. Yani bence çok hoş. Bu arada ben bu koltuklara oturdum. Çok rahat. Yani bayıldım. Ne yalan söyleyeyim. Yani aa ben gerçekten böyle, de tam film yani şimdi böyle övüyormuşuz gibi geliyor ama abi gelin beraber bir oturalım şu koltuğa. Başka bir evet. Şey demiyorum. Tabii yani. Eşyalarıyla satılık mı onu tekrar görüşmek lazım. Ya da burada abi ben şu eşyayı alayım derseniz o da olabilir. Kübra Hanım bu arada perdeler de benim beğendiğim perde türünden evet, rustik perdeler rustik. Kullanmış. Ama modern bir rustik perde tarzı öyle. Yani koltuklara... Evet. Bu şekilde çok da hoş olmuş. Devam edelim. Hadi bakalım. Burada bir lavabomuz var. Şu şekilde iki tarafı düz. Yani dekoratif ürünler koyabileceğiniz şey var. Arkada kullanılan ayna da çok tatlı olmuş. Yani çok hoş olmuş. Mutfağa geçelim. Çünkü bu evde zaten mutfak bir tane değil. Ama bu yani. Mutfak ana mutfak. Hani master bedroom diyorlar diye. Burası master mutfak. Ondan sonra aşağıda evet. Var. Ben şöyle geniş olarak göstereyim. Villada olmazsa olmaz zaten bir ada tezgah var. Gördüğünüz evet. Gibi ve 5 gözlü bir ocak var. Evet ocağın tarzı da iyiymiş yani 5 gözlü evet. Doğal gaz. Büyük tezgah. Bir ocak var. Ocağın üst tarafında ada tezgahının üst tarafında ise bir davlumbaz var ortada. Ben lavabo üstü pencereyi severim ama bu duble bir pencere arada, süper olmuş. Bu arada kullanılan tezgah da granit tezgah kullanmışlar. Evet. Yani kullanılan malzemeler... Fiyatı ortaya çıkartıyor açıkçası ben öyle diyeyim. Bu tarafta komple devam ediyor ve burada da gördüğünüz gibi boydan dolap var. Burada bir de ne var? Şu şekilde ikili buzdolabımız var. Şu şekilde. Altı da derin dondurucu. Derin dondurucusu devam evet. Ediyor. Kapalı depolama alanı olarak da kullanılıyor. Şu şekilde sürgülü. Evet. Evet. Yani güzel olmuş. Kapıların sürgülü olması burada çok güzel. Ve burada da ayrıca şu şekilde komple bir balkon var. Dışarıyı İsterseniz... teras dönüyor değil mi? Burada da yine küçük bir evet. Mutfak alanı mutfak var. Alanı var. Var. Evet, şöyle göstereyim. Bahçeyi kısaca bir bakacağım. Terası bir dolaşalım. Balkondan tekrar burada bir teras alanımız var. Evet, teras alanından da buradan direkt bahçeye bakabiliyoruz. Burada kullanılan kapıların hepsi sürgülü yapmışlar. Yani sürgülü olması yerden çok tasarruf, iyi. Çok bir güzel. Bir özellik daha. Burada kullanılan kapı ve pencere pervazları dışı alüminyum, içi ahşap. Ya bu da yani değerini ortaya koyuyor. Evet. Zaten alüminyum olması çok büyük avantaj. Bu da tabii fiyatı etkiliyor. Yani alüminyum uzun ömürlü. Bunu unutmayalım. Şimdi mutfaktan şöyle genel olarak bir göz attık. Devam edelim. Hol kısmında şöyle çok ortada olan çok hoş bir merdiven var. Burada yukarıya çıkış alanı ve aşağıya iniş alanı var. Şu tavan olayı benim çok hoşuma gitti. Oradan kullanılan sarkıt avize gerçekten de çok tatlı duruyor. Dresuar harika. Yani gördüğüm en büyük dresuar. Yani kocaman bir dresuar. Kullanılan obje de çok tatlı bu arada. Evet, bir çocuk oyun odası var. Çok da tatlı olmuş. Duvar kağıtları kelebekli kullanılmış. Yerde bir halı flex var. Çok da güzel. Evet, şimdi hazır mısınız? Salona yemeğe hazır mısınız? Salona mutfağa girerdik ya. Bu sefer salona giriyoruz. Evet. Salon... Ama salondaki yemek masasını görmenizi istiyorum. Yok, nerede yemek masası? Salon bu Yok. Kadar işte. Girelim. Salon bu kadar mı? Salon efsane. Bu arada yerdeki kullanılan halının metrekaresi kaç metrekare bilmiyorum da. Ben şimdi salonun bu tarafı 42 metrekare. Biraz sonra da diğer tarafa bakacağız. Salon. Evet. Koskocaman villada 42 metrekare salon. Olur evet. Mu Ali Bey? Şöyle tavana da bakalım. Tavan çok hoş ya gerçekten de. Evet orada da çok yine hoş. Duvar kağıdı kullanılmış. O kadife bir duvar kağıdı var. Evet. Açıkçası.
Ne kadar belli ya şey oluyor. Veriyor, efekt veriyor. Aslında böyle gökyüzü efekti de veriyor. Hafiften bulut. Evet, çok ve değişik olmuş. Ya yani şu olay da çok güzel. Direkt yeşillik. Peyzaj çalışması zaten çok güzel olduğu için şu alan çok tatlı. Burası ön cepheye bakıyor. Evet. Evet. Kaç koltuk var? 1, 2, 3 ve karşı tarafa döndüm ben. Salonun devamı bu şekilde gidiyor. Ali Bey, ben gideyim mi bu arada bir sona? Evet, yani salonun o tarafı da 38. Burası toplamda 80 metrekare bir salon. Süper evet. Ya. Bayıldım. Yani gerçekten de şu salonun büyüklüğüne bayıldım. Öyle yani, diyebilirim. Evet. Zaten şu masa ayrı bir süper. Buradan tekrar bir şöyle yükselti var. Bu tarafa çıkıyoruz. Evet. Yemek masası yani, gerçekten yemek masası olmuş. Sanki şey bir de ya. Yanlış mı görüyorum bilmiyorum. Sanki de ortadan büyüyormuş gibi daha ne kadar büyüyebilir masa. Evet. Yani, çok güzel. Yalnız bu kullanılan mobilyaların fiyatları gerçekten çok yüksek. Yani şu an ondan bahsetmiyorum ama özelden sorarsanız söyleyebilirim. Yani mobilyalar falan gerçekten evet. De çok güzel. Gerçekten. Yani villaya gitmiş bence ya. Tabii villa dediğin işte al sana villa abi. Ki şey, yani Meram'da ana cadde üzeri yeni yol. Tabii, yeri Meram, de çok güzel. Meram, konumu da çok güzel. Böyle bir arsa bulup da yaptırsan bunun fiyatını en sonunda söyleyeceğiz. Bu fiyata çıkamazsınız. Arsa. Çıkamazsınız. Yani arsa fiyatları zaten hele bu ana cadde üstünde zaten yüksek. Evet. Burada her şey hazır ya. Gerçekten evet. De şimdi buradan süper. Da tekrar arka bahçeye bakıyoruz. Bu arada hep sineklikler var. Çok güzel. İçerisinde. Bahçeye burada bir Fransız balkon da var aslında. Evet, aa, kiraz ağacına hemen kiraz çıkıp hemen. Kiraz toplamak için tekrar süper. Buradan balkona terasa çıkış var. Burası şöyle gösterelim. Yerlerde de ahşap parke kullanılmış. Böyle çok sıcak bir görüntü veriyor. Salon süper ya. Ben salona bayıldım yani. Devam edelim. Daha burada aslında biz çok dururuz ama çok evet. Fazla oda var. Odaları yetiştirelim diye biraz hızlı hareket edeceğiz. Hızla. Böyle bir konsol kullanılmış. Bence bu çok tarz bir konsol ya. Öyle anneanneden babaanneden evet, kalmış. Evet, antika tarzı evet. Ve çok da hoş. Bu arada önce şu sağ tarafı gösterelim de. Burada bir depolama alanı var şu şekilde. Evet, fazla gördüğünüz eşyaları gibi. Koyulacak bir yer var. Evdeki genç, bu kat senin için. Şöyle. Evet, girdik. Şöyle direkt gireyim ben. Ne var ne yok bakalım. Bakalım ne var. Burada kocaman bir yatak koyulabilecek alan var. Yani çatı katı olduğu için oradaki payı yatak bölümüyle değerlendirmişler. Çok da güzel olmuş. Burada bir oturma grubu koyabileceğiniz alan var. Tabii tam genç odası. Abi arkadaşlarına burada takılacağım bir alan. Evet, burada da dörtlü bir elektrikli ocak var. Yine aynı şekilde bir tezgah var şu şekilde. Bulaşık makinesi de var. Adam uğraşmayacak her şeyini burada. Kendi takılıyor. Evet. Karışmayın ona. Güzel olmuş yani. Şu şekilde banyo var, lavabo var yine. Burası da geniş yani büyük. Evet. Yani çoğu dairedeki banyodan büyük bir banyo var açıkçası. Yani, devam edelim. Devam edelim. Terası da gösterelim mi? Tabii terası da bakalım. Evet, terasa da çıkabilirsin. Ya bir de şey olsaydı ya dışarıdan merdivenle buraya direkt hiç. İstersen yaptırırsın. Burada yine lavabo var. Yani burası keyif alanı. Şu an dışarısı biraz rüzgarlı. Burada yine bir ardiye bölümü var muhtemelen. Evet. Evet. Devam edelim. Merdivenler de yormuyor. Yüksekliği güzel. Evet. Korkuk aralarında sırf yapılmış. Evet. O da bir avantaj. Buradan devam ediyoruz. Korkuluğun aşağı tarafında komple minder kullanılmış. Hani Allah korusun bir tehlike şeyinde. Evet. Yani şöyle geliyoruz. Ali Bey, ne istersiniz size? Beethoven. Başka ne vardı? Ya da şey, Ankara'nın bağlarını çalayım. Yok, Barış Manço'dan 40. yıl parçasını istiyorum. O tam piyanoda çalıyordu. Benim şimdi de en sevdiğim parça. Ha, ondan mı yoksa bana bir göndermeden mi? 40. Hani... yılımızda tekrar çalarız da. O aklıma geldi ya, sordum hmm. işte. Evet. Şimdi merdivenden indik. Sağ taraf ve sol taraf olarak iki bölüm olarak biz anlatalım. Önce sağdan başlayalım. İşte biraz önce baktığımız piyano alanı var. Burada evet. Yine karısıyla görüşmek için interkom var. Aynen. Buradan. Sağdan devam edelim. Böyle gidiyor çünkü. Evet. Sağ tarafa doğru gidiyoruz. Tekrar bir koridor var. Gelelim. Buradan başlayalım o zaman. Evet. Burada bir kiler alanı var. Oo. Şu şekilde sürgülü. Dolaplar,
Karşı tarafta ise açık raflı dolap var. Yine burada lavabo da var. Şu şekilde komple büyük. Oranın karşısında ise bir lavabo mevcut. Hem alafranga hem alaturka olarak yapılmış burada bir tuvalet alanı var. Burada şu şekilde yine altlı üstlü olarak dolap kullanılıp ortada lavabo yapılmış. Ya burada da bir çamaşır makinesi koymak için alan var. Burada da yine iki kapaklı, isterseniz kurutma makinesi kullanıyorsanız ayrıyeten onu da o tarafa koyabilirsiniz. Evet, buradan devam edelim. Burada da bir banyomuz mevcut. Şöyle ışık, bulduğum ışıkları açıyorum. Evet, burada da bir duşa kabinimiz var, komple büyük. Şurada küçük çocuğu olanlar için küçük bir klozetimiz mevcut. Burada hem abdest lavabosu hem de küçük çocuk lavabosu olarak yapılmış. Bunun yan tarafında ise büyük lavabo kullanılmış yine. Dolaplar da yeterli bence, gayet de güzel. Şimdi buradan çıkıyoruz. Burada çalışma odası olarak kullanabileceğiniz bir oda var. Burada 4 kapaklı boydan bir gömme dolap var. Yani şu şekilde. Yazın burası çok ideal ya. Serin. Tabii serin, ne güzel. Süper. Bu arada her yerde alarm için pırlar var. Evet. Burada devam edelim. Şimdi. Tabii şimdi şuradan oraya girdim. Nereden gelmiştik onu ben göstereyim. Kafamız karışmasın. Yukarıdan merdivenden indik. Bu tarafı dolaştık. Ve sağ tarafta bir yaşam alanı var. Benim alanım. Evet. Seviyorum mutfağı. Niye böyle benim alanım diyorsunuz? Hepimizin alanı. Hepimiz yaşıyoruz. Ya girmiyorsunuz Ali Bey mutfağa yani. Girdiğiniz şu 3 aylık süreçte bile ekmek için yani. Bir ekmek yaptınız. Başka ne yaptınız? Yedik onu bir de. Yediniz, doğru. Bu şekilde bir depolama alanı var. Evet, bu arada yukarıda ben ne görüyorum? Kamera sistemini görüyorum. Komple villanın her tarafını buradan izleyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü çoğunlukla burası bir yaşam alanı olarak kullanılmış. Çünkü hem bahçe katı. Yani bahçe katı olduğu için çok güzel. Evet. Bulaşık makinesi vesaire hepsi var. Evet, tezgahın alt tarafında şu alanda bir bulaşık makinesi var. Onun yan tarafında yine aynı şekilde altlar çekmeceli olarak düşünülüp tasarlanmış bir dolap sistemi. 5 gözlü bir ocağımız var. Onun üstünde de büyük aslında bir dalgınbazımız var. Şu alanlar da güzel oluyor. Bardak koymak için işte Ali Bey yani çok bariz bir şekilde ben bardak yeriyim diyor. Bulmanız da kolay oluyor. Buradaki tezgah da çok güzel. Kalınlığı yani. Evet, burada mermer tezgah kullanmışlar. Yine karşı tarafta da doğal taş kullanmışlar. Yani burada gördüğümüz kadarıyla her yer kalite kokuyor. Açıkçası. Evet, yani şu tarafta da zaten boydan dolap alanı var. Mikrodalga, onun altında da fırın var. Yine yan taraflarında ne olabilir? Yani burada ne yok? Buzdolabı. Buzdolabı yok. O zaman yine çok iki güzel. Taraflı. Onlar da Franken'in gördüğüm kadarıyla. Buzdolapları. Evet. Franken'in ürünleri. Evet, Franken'in buzdolapları. Yani çok da hoş ve güzel duruyor zaten. Dolabı böyle gizlemek hoş, güzel. Yerlerde zaten seramik kullanılmış, parke görünümlü. Yine kapılar sürgülü. Zaten kapıyı açtığınız zaman direkt bahçeyle berabersiniz. Yani burada da bir oturma alanı olarak dekore edilmiş. Tamamen sizin tercihinize kalmış ama bu şekilde de güzel. Zaten bahçe katı olduğu için gün içinde bahçeye çıkılıyordur. Yine bir bahçeye bakalım mı? Evet, buradan da yine bahçeye çıktığımız alan var. Yani asıl yaşam alanı burası bence. Yani hayatın büyük bir kısmı burada geçiyor. Çünkü yatak odaları da burada, mutfak burada, oturma odası vesaire daha var. Gezeceğiz. Evet. Hadi bakalım. Neresi kaldı daha Ali Bey? Daha neler var? Gözümüz kirazlarda kaldı yine. Evet, buradan devam ediyoruz. Şuradan. Evet. Hemen bir kapı gördüm, gireyim mi? Evet, sağ tarafta evet, bir kapı. Sağ tarafta. Burada yukarıdaki üst kattaki oyun odasının alt katı burası. Burasını da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz gün içinde. Evet. Yani sizin tercihinize kalmış. Çünkü oda sayısı çok. Yani nasıl değerlendirmek isterseniz. Evet, burada da bir oturma odamız var. Ali Bey zaten buradaki oturma grubunun rahatlığına da bayıldı. Aslında bu oturma yukarıdakine benziyor. Benziyor. Yani çok rahat ya. Bayıldım yani. Bunu soracağız, öğreneceğiz. Alan, nereden almışlar. Evet, şu alan zaten tam TV izlemelik. Evet. Yani. Burası güzel bir yaşam alanı. Yine burada da şu şekilde ben size şöyle açayım, göstereyim. Evin tamamında panjur var. Kapılarda dahi, yani dışarıya çıkış kapılarda. Çok yani da güzel. Yani işte tatile gittin, dışarıya gittin, komple evi kapatıp, kitleyip çıkıp gidebiliyorsun. Ya zaten panjur olayı bir nevi güvenlik. Buradan nereye geçiyoruz?
Hadi buradan nereye da. Nereye geçiyoruz derken? Nereye gideceğiz? Sağ mı bakalım? En hadi son bakalım. Ebeveyn yatak odası var. Evet, burada da bir çocuk yatak odası olarak, genç yatak odası olarak da kullanabileceğiniz bir oda var. Hem de çift kişilik yatak konmuş. Evet. Ona rağmen bayağı büyük. Geniş duruyor burası. Kesinlikle burası da büyük, evet. Bir oda aslında. Yani buradan şu kullanılan antika, evet, çok tarzı güzel. Çok süper. Büyük bir yatak odası var. Şöyle gördüğünüz gibi yatak orta kısma konumlandırılmış. Yani asma tavan, tavan detayları da çok güzel aslında. Evet, tavanda da hep duvar kağıdı kullanmışlar. Gözüküyor mu tam bilmiyorum ama ayrıca kullanılan asma tavanın şekli de çok farklı. Şey olmamış yani. Abize enteresan, güzel, evet. Bir abize var. Tavanda kullanılan desen tipi bir tane kullanılıp bütün odalarda o yapılmamış. Yani hemen hemen her odada değişik bir asma tavan olayı var. Gördüğünüz gibi büyük bir alan var yine de. Şimdi bu tarafta da boydan penceremiz var. Ebeveyn banyosuna geçiyoruz. Yani burada bir jacuzzi var. Evet, yani ebeveyn banyosunda çok güzel olmuş ya. Yani evet. Komple bir jacuzzi'nin olması. Bu tarafta da bir duş alanı var. Boydan olarak yapılmış. Şu tarafta ise bir Hilton lavabo kullanılmış. Lavabo da büyük aynı şekilde. Giyinme odası yok mu? Yok. Var. Var, var. Var, tabii ki var. Yani şuraya gelelim. Yani burası da oturma odası büyüklüğünde neredeyse bir giyinme odası. Evet. Bu şekilde. Burada da boydan bir ayna kullanılmış giyinme odasında. Bu şekilde de bir giyinme odası var. Evet. Ya aslında detaylar daha da fazla anlatabiliriz ama bitmez. Çünkü çok büyük. Bugün yine güzel bir projenin sonuna geldik. Hatta çok güzel bir villanın sonuna geldik. Ben size konumunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Konya'nın Meram ilçesinde. Meram Yeni Yol üzerinde, ana cadde üzerinde burası. Hemen Meram SSK'nın yan tarafında. Ev Gezelim YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve Instagram hesabımızda takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir başka projede tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.